yardım isteyerek sigara bağımlılığınızı durdurun. Ne kadar harika! İşte bu nedenle yaptım. Senin için sigarayı bıraktım. Çok mutluyum. Bebeğinize iyi bakın. Ben ve Steven, Senna bebeğin gururlu annesi ve babası. Kızlarına iyi bakmak istiyorlar. İlgi, sevgi, beslenme ve iyi uyku Senna için önemli. Ve sigara içmeyen bir anne ve baba. Bu, Senna'nın sağlıklı büyümesini sağlar. Wendy ve Steven'ın birçok sorusu var. Zor anlarda nasıl sigarasız dururuz? Örneğin, stresli olduğumuzda veya sorunlar yaşadığımızda. Ve kimsenin Senna'nın yakınlarında, Sigara içmemesini sağlamak için ne yapabiliriz? Kıssa geceler. Wendy ve Steven Senna'ya iyi bakıyorlar. Anne ve baba olmak güzel bir duygu. Aynı zamanda yeni bir duygu. Çünkü çok şey değişti. Senna çok uyuyor. Çok da uyanıyor. Gündüz ve gece boyunca beslenmek için veya bez değişimi için. Wendy ve Steven, Senna'yı sık sık sarılıp kucaklıyorlar. Senna ağladığında her zaman susmuyor. Wendy ve Steven eskisi kadar iyi uyuyamıyorlar. Bazen yorgun ve stresli hissediyorlar. Kendinize iyi bakın. Kısa gecelerden dolayı Wendy stresli. Ve genelde yorgun, daha stresli olmak ve kendine daha iyi bakmak istiyor. Wendy iyi bir annenin kendisine iyi bakması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle iyi beslenmeye ve dinlenmeye çalışıyor. Senna uykuya daldığında o da biraz uzanıyor. Bunu yapması stresi azaltıyor ve sigara içmemeyi başarmasını sağlıyor. Sigarasız durmak Wendy ve Steven, Sena'nın sağlıklı büyümesini istiyor. Ona iyi birer örnek olmak istiyorlar. İşte bu nedenle sigara içmiyorlar. Bu, Sena'nın sağlığı için iyi bir şey. Ve kendi sağlıkları için. Wendy ve Steven evlerinin de dumansız olmasını istiyorlar. Bu, Sena'nın hiç nikotin veya zift içine çekmeyeceği anlamına gelir. Bunlar, sigaranın içinde yer alan görmediğimiz ama hastalanmamıza yol açabilecek maddelerdir. Bu maddeler, Sena'nın öksürmesine veya akciğerlerinde iltihap olmasına neden olabilir. Çok sık hastalanabilir ve hatta ölebilir. İşte bu nedenle Wendy Steven onun hiçbir zararlı madde solun almasını istemiyorlar. Sürekli olarak sigaradan uzak durmak istiyorlar. Ve kimsenin Sena'nın yakınlarında sigara içmesini istemiyorlar. Sigarasız bir ev. Wendy ve Steven'ın genelde misafirleri oluyor. Bunu seviyorlar. Ama misafirleri sigara içiyor. Wendy ve Steven kimsenin Senna'nın yakınında sigara içmesini istemiyorlar. Bu nedenle arkadaşlarından ve ailelerinden tavsiye istiyorlar. Birlikte bir kural oluşturuyorlar. Kimse evde veya arabada sigara içemez. Başlangıçta Wendy bu kuralı arkadaşlarına ve ailesine söylemekte zorlandı. Bu nedenle Steven ve Wendy bunu genelde birlikte söylüyorlar bu kuralı neden koyduklarını açıklıyorlar. Herkes, Wendy, Stephen ve Senna'nın yakında sigara içmelerine izin verilmediğini artık biliyor. İyi ve gururlu birer anne ve baba olduklarını düşünüyorlar. Anne olmak zor olabilir. Wendy artık sigara içmediği için iyi hissediyor. Çok daha rahat nefes alabiliyor. Daha iyi koku ve tat alabiliyor. Bu da yemeklerin tadını çok daha iyi olması anlamına geliyor. Ayrıca daha fazla enerjiye sahip ve daha iyi forma sahip. Wendy'nin anne olmaya alışması gerekiyor. Bu yoğun bir görev ve kendine çok az zaman ayırabiliyor. Bu nedenle Wendy bazen stresli oluyor. Bu da sigara içmemesini zorlaştırıyor. Wendy yardım istiyor onunla konuşacak birilerini istiyor. Yeniden sigara içmesini önlemeye yardımcı olacak birileri. Yardım isteme. Wendy danışmanlık kliniğine gidiyor. Şöyle düşünüyor. Burada sigarasız durma hakkında konuşabilir miyim? İyi bir anne olduğumu düşünüyorlar mı? İyi bir anne olmak ve yeniden sigara içmeye başlamamak istiyorum yardıma ihtiyacım var. Çünkü bunu tek başıma yapamıyorum. Wendy danışmanlık kliniğinden Karen'a sigarasız durmak istediğini söylüyor. Ve bazen iyi bir anne olmakta zorlandığını. Karen şöyle der. Yardım isteyerek kendinize ve bebeğinize iyi bakmış olursunuz. Bazen bunda zorlanmak normaldir. Kendiniz için zaman yaratmanız önemlidir. Ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Neler size huzur veriyor? Kendinize ait bir an. Wendy'nin annesi, Steven ve Karen'la birlikte bir plan yapıyor. Wendy'nin stresli olduğu anlarda sigaradan uzak durmak için yapabileceği şeyler düşünüyorlar. Wendy onu strese sokan şeyleri ve sahip olabileceği çözümleri yazıyor. Annesi daha sık bebeğe bakmak istiyor. Bu Wendy'nin bir günlüğüne dinlenmesini sağlar. Wendy bunu yapacak. Ve Steven ona yardım ediyor. Başka bir kişiyle konuşmak da faydalı olabilir. Örneğin Karen veya pratisyen hekimle. Wendy'nin sigarasız durmasına yardımcı olmak istiyorlar. Sigarasız durmak için ne yapmanız gerekiyor? Ve kim size destek olabilir? Dumandaki zararlı maddeler şu yollarla yok olmaz. Pencereyi açarak. Salonun kapısını kapatarak. Oda spreyi sıkarak. Başka bir odada sigara içerek mutfaktaki aspiratörü açarak deodorant sıkarak veya dişlerinizi fırçalayarak evinizde veya arabada sigara içiliyor mu? O halde nikotin ve zift gibi zararlı maddeler evinizde veya arabanızda kalır. Duman gitmiş olsa bile Sigara içtiğinizde veya yakınınızda birileri sigara içtiğinde bu zararlı maddeler giysilerinizde de kalır. Çocuğunuzu ve kendinizi şu yollarla koruyun. Sigara içmeyerek. Sigara kullanılmayan bir ev ve sigara kullanılmayan bir araba kullanarak